Merhaba değerli izleyiciler. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslan Argun'la görüşeceğiz. Sincan hakkında sorular soracağız. AK Parti Sincan İlçe Başkanı Soner Arslan Argun'la beraberiz. Soner Başkan'a Sincan'la alakalı sorular soracağız. Soner Başkanımızdan samimi cevaplar alacağımıza inanıyoruz. Soner Başkanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Biz de iyiyiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Gelsin inşallah. Hoş geldiniz. Başkanım, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Başkanım sağ olun. Bir talebimizde bulunduk görüşmek için. Siz de randevu verdiniz, kabul ettiniz bizi. Bunun için ayrıca teşekkür ederiz size. Estağfurullah. Yani biraz gecikti bile ama yoğunluktan hakkınızı helal edin. Kusura bakmayın. Sizin de yoğunluğunuzdan, bizim de yoğunluğumuzdan bir bugüne nasipmiş diyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk başkanım tekrardan. Bizim aklımızda olan sorular var. Halkımıza danıştık, onların aklında olan sorular var. Bunları size ileteceğim. Başkanım göreve nasıl talip oldunuz? Göreve talip olduğu sürecinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii AK Parti'de bizim davarı göreve talip olunmaz verilir diye bir söz vardır. Bizimki de aslında buna uygun oldu. Ben 2014 yılından bu yana aslında AK Parti Sincan İlçe Teşkilatı'nda siyasi kuşlar başkanlığından sorumlu ilçe başkan yardımcılığı görevini yürütüyordum. Önceki başkanımız Fatih Umaç başkan döneminde. 2017 yılında kongreden sonra Fatih Umaç başkanın görevden istifa etmesi, çekilmesinden sonra Kasım ayında, 2017 Kasım ayında il başkanlığımız ki tüzük gereği de siyasi kuşlar başkanı vekalet eder ilçe başkanına. Vekaleten şahsımı görevlendirdi. 2018'in Ocak ayında da asaleten görevlendirilmiş olduk ilçe başkanı olarak. Yani çok böyle efendim ilçe başkanlığı düşünen, siyasi hedefler arasında ilçe başkanlığı olan birisi değildim. Ama görev verildiğinde de kaçacak birisi değiliz. Sağ olsun o dönemde teşkilatımızda bir bütün halinde arkamızda durdu. Bizi desteklediler. Ve ilçe başkanı olarak görevlendirildik. İşte 2017'nin Kasım ayını da vekaleten döneminde sayarsak 2017'nin Kasım ayından bu tarafa ilçe başkanlığı görevini ifa etmeye çalışıyoruz. İnşallah elimizden geldiğince tabii ifa etmeye çalışıyoruz. Peki göreve gelmeden önceki hedefleriniz nelerdi? Göreve geldikten sonra bunları gerçekleştirebildiniz mi? Tabii şimdi ani bir göreve geliş olunca hedefleri de göreve geldikten sonra ne oluyor diye bakmanız gerekiyor. Biz gerek Fatih Umaç başkanımızdan, gerek önceki ilçe başkanlarımızdan Sincan Teşkilatı'nın sağlam bir teşkilat yapısı olarak aldık. Yani öyle zayıf, kötü bir teşkilat yoktu geldiğimizde göreve. Bizim derdimiz bunu daha nasıl güçlendirebiliriz? Üzerine ne katabiliriz de. Hamdolsun doğru işler yaptığımızı düşünüyorum ki 2017, 2018 ve 2019'da AK Parti Ankara ilçe teşkilatları içerisinde birinci olan bir teşkilatız. Son olarak işte 2019 yılında Ankara genelinde AK Parti'ye yapılan üyelerin %42'sini tek başına Sincan İlçe Teşkilatı olarak biz yapmışız. Sürekli sahada olan, sürekli çalışan bir teşkilat yapımız var hamdolsun. Tabii öncelikle mevcutu muhafaza etmek, daha sonra üstüne yenisini koymak hedefimiz. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Bizden sonra gelecek başkanlarımıza sağlam, çalışır, işler bir teşkilat yapısı bırakmak hedefindeyiz sadece. Bir de işte Sayın Cumhurbaşkanımız ki bazı dönemlerde işte yalnızım diye ifadelerde bulunuyor. Ona yalnız olmadığını gösterebilmek için candan karınca kararınca elimizden geldiğince yalnız olmadığını göstermek derdindeyiz ki İşte seçimlerden birinde bir sticker da yapmıştık. Yalnız değilsin Sincan seninle diye araçlara yapıştırmıştık. Sincan Cumhurbaşkanı'yla beraber en son 30 Mayıs seçimlerinde %67 oyla Cumhur İttifakı adayımızı AK Parti'mizin adayını Murat Ercan'ı belediye başkanı seçerek de gösterdi zaten. Yani teşkilat anlamında hedefimiz AK Parti'nin oyunu, şimdi %67 biz o %67 aldık ne kadar güzel değil. Niye %70 değil? Niye %70'i bulamadık bu seçimde? Bunun seçimden sonraki ilk toplantımızda inanın arkadaşlarımızla, ilçe başkan yardımcılarımızla benim onlara söylediğim ilk şey buydu. %70'i nasıl bulamadık? Niye bulamadık biz? %70 niye olmadı? Bunu araştıracağız. Sandık sandık buna bakacağız. Nerede beklentimizin altında almışız. Nerede
üzerine çıkmışız. Bunun nedenleri ne olabilir? Buna çalışacağız da. Hedefimiz hep iyi deriz, iyi deriz. Yani istiyoruz ki bir dahakinde %70'in üzerine çıkalım. Geriye düşürmeyelim. Bu anlamda da çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İnşallah. Peki başkanım, hem İktidar Partisi'nin ilçe başkanısınız Sincan'da, hem de Kazanan Parti'nin ilçe başkanısınız. Doğal olarak sizden beklenti yüksek. Bunun zorluklarını bize açıklar mısınız? Tabii zorlukları öyle anlatmakla bitirmez. Bitmez. Şimdi tabii en büyük zorluğu vatandaşın tüm taleplerinin muhatabı sizsiniz burada. Yani yapabileceğiniz şeyler de var. Gücünüzün, kudretinizin yetmediği işler de var. Meşru talepler de var. Aslında çok da meşru olmayan talepler de var işin gerçeği. Daha çok bize karşılaştığımız mevcut ekonomik durumun biraz iki senedir durağın gitmesi nedeniyle de iş talebi. Tabii, takdir edersiniz ki iş talebi geliyor. Ha biz bunu organize sanayi bölgelerinin içinde yanında hemen 5-6 tane organize sanayi bulunan bir ilçe olmamız nedeniyle oralara da yönlendiriyoruz. Oradaki organize sanayi yönetimlerimizle olan irtibat sayesinde iş talebi de vatandaşlarımız organize sanayide vesile olmaya, aracı olmaya çalışıyoruz. Ama daha ziyade tabii belediyede çalışan taleplerle karşılaşıyoruz. Ancak belediyenin imkanı belli, kapasitesi belli. Ve liyakat esas. Yani herkes biz belediyede çalıştıramayız. Kamu hizmet eden bir yerde özellikle liyakate önem vermek durumundayız, zorundayız. Bir kişi bile fazla çalıştırsak bu vebal. Evet. Bu 600 binlik bir ilçede kamunun hakkını boşa harcamak olur. O yüzden gerekli olduğu zamanlarda belediyemiz alımı yapacağı zamanlarda zaten ilanını yapıyor, veriyor. Şuraya şu kadar personel diyor. O zaman alımını da yapıyor. Ama organize sanayi, özel sektörden gelenleri yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte tayin, terfi, şu meşru ve makul olan taleplerde elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ha hepsine gücümüz yetiyor mu? Yetmiyor işin gerçeği. Ama gücümüzün yettiğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ancak tabii bir siyasi partinin, AK Parti gibi bir siyasi partinin ilçe başkanı olmak aynı zamanda şunu da gerektiriyor. Gelen vatandaşı talebi ne olursa olsun dinleyeceksiniz. Olmayacaksa da bunu dürüstlükle neden olmayacağını güzel bir şekilde izah edeceksiniz kendisi. Yani bizim buradan vatandaşa olmaz kardeşim deyip gönderme lüksümüz yok. Olmayacağını da neden olmayacağını da güzel bir şekilde açıklamak, izah etmek zorundayız. Derdimiz tasamız bu. İnsanlara umut tacirliği yapacak halimiz yok. Olmayacak bir şeyi olurmuş gibi gösterecek halimiz yok. Ama olmayacaksa da neden olmayacağını açıklamak gibi borcumuz var. Bunu yerine getirmeye uğraşıyoruz. Dediğim gibi işte daha ziyade iş talebi tabii ki. Öncelikle gelen iş talebi. Hepsine karşılık verebiliyor muyuz? Hayır. Veremeyiz. Mümkün değil. Ama elimizden geldiğince işle iş arayanı buluşturmak için bir vesile olmaya çalışıyoruz. Aracı olmaya çalışıyoruz. Yoksa bizim bir şeyimiz yok, işletmemiz yok. Hani gel şurada çalış, burada çalış diyeceğimiz bir işletmemiz yok. Efendim. İnşallah ekonomik durum düzeldikçe o anlamdaki yükümüz de hafifler biraz daha. İnşallah. Başkanım, vatandaşlarımız sizinle görüşmek için randevu talep. Bunu neden yaptıklarını merak ediyorum. Hani sizi her geldiğinde burada bulamayacaklarını mı? Yoksa hani sizin ekstra bir işiniz olduğunu, sizin burada belirli bir zamanlarda kalacağınız için. Tabii biz bunu açıkladık ama vatandaşın sorusunu bir de sizin ağzınızdan duymak isteriz. Siyasetin siyasetçinin en büyük zorluklarından birisidir bu belki. İlçe başkanı olarak burada Sincanlı'yla görüşmek, Sincanlı'nın talepleri almak başlıca görevlerinden birisidir. Ancak başka birçok görevimiz de var. Teşkilat görevlerimiz var. İlde, genel merkezde toplantılarımız olabiliyor. Efendim, belediye ile ilgili toplantılarımız olabiliyor. Çok değişik görev işte. Düğüne gidiyorsun, cenazeye gidiyorsun. Oraya gitmesen niye gelmedin? Burada olmasan niye olmadın diyor. Yani yetişebilmek çok mümkün değil her yere. Ancak işte randevu dediğimiz, ben buradayken, ilçedeyken gelen vatandaş niye randevun yok denmez. Yani ilçe başkanıyla görüşeyim. Eğer bir toplantım yoksa, bir görüşmem işte şimdi sizinle görüşüyoruz. Aşağıda belki vatandaşlarımız var. Görüşmesi var diyor şimdi o vatandaşa.
beklemek durumunda kalıyor. Görüşmesi var. Bu durumlara gelmesin işte. Bazı günlere özellikle vatandaşlarımızı çağırıp sadece o gün vatandaşlarımızı dinleyelim istiyoruz. Yani diğer programlarımızı bir planlayalım, programlayalım. O günlerde de vatandaşlarımızla görüşelim. Ki ben tek tek görüşürüm tüm vatandaşlarla. Yani gelen, isterse 100 kişi gelsin, tek tek alırım içeriye, tek tek dinlerim kendisini, dinlemeye çalışırım. Çünkü özel söyleyeceği bir şey olabilir. Herkesin evet. içine söyleyemez. İş ister, sıkılır, utanır başkasının yanında. O yüzden tek tek alırım, tek tek görüşmek için elimden geleni yaparım. Bu da belli bir zaman alıyor. Belli bir zaman gerektiriyor. Ama şöyle düşünülmesin, ilçe başkanı odasında, makamında oturuyor, hiçbir işi de yok. Vatandaş da aşağı geliyor, yok kardeşim, randevun yok, git deniyor. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ben hangi partinin ilçe başkanı olduğumu, hangi liderin ilçe başkanı olduğumu gayet farkındayım. Böyle bir şeye mahal vermem. Böyle bir durum da olamaz çünkü şurada oturamıyoruz zaten rahat rahat. Öyle bir imkanımız da olmuyor işin gerçeği. Ama işte benim meclis üyelerime de aynı şeyi söylüyorum. Mahalle başkanlarıma da aynısını söylüyorum. Sadece vatandaş değil. Mahalle başkanıma da diyorum ki arkadaşlar dönsün bir programlasın, planlasın. Geldiğinde bir saat bekleme. Senin zamanına da yazık, benimkine de yazık. Yani burada benim bir toplantım varken boştan yere gelip orada bir saat bekleme. 3'te varsa toplantım, sen 4'te gel de. Geldiğinde görüşelim. Derdimiz bu. Yoksa kapımız her daim açık. Dediğim gibi beni burada boş oturarak görüp de bu adam bizle görüşmedi, bu başkan bizle görüşmedi diyen varsa sonuna kadar haklı. Ama burada değilsen, bir toplantıdaysan bizim yapacak bir şey yok işte, ne yapalım. İnsanız, biz de yetişemiyoruz her yere. Evet başkanım. Peki başkanım, 2019'daki hedeflerinize ulaşabildiniz mi? 2019'daki hedeflerimize tabii ki hepsine ulaşamadık. Parti anlamında konuştuk, teşkilat anlamında, yani Sincan İlçe Teşkilatı anlamında söylüyorum. Ama 2017 ve 2018'de olduğu gibi 2019'da da Ankara birincisi olma hedefimize ulaştık. Hamdolsun. Tabii üye, şundan önemsiyorum ben. Üye sayısı, üye kolay, onu yaptım, bunu yaptım değil. Üye yapmak aslında bir teşkilatın sahada olduğunu gösteriyor. Dışarıda olduğunu gösteriyor. Kapı çaldığını, el sıktığını. Yani üye yapmak için asgari şart nedir? Biz size bir selamünaleyküm demem lazım. Evet, üyenizi sıkmam lazım. Nasılsınız demem lazım. Yani bir iletişime geçmem lazım. Üye sayısını bu anlamda önemsiyorum ben. Yani teşkilatımız sahada, İletişim halinde Sincanlı vatandaşlarımızla ve bunun karşılığında da üye olur. Bize genel merkezimizin koyduğu %25'lik bir hedef vardı. Biz bu yıl içinde bunu kapatmak, yani bu hedefi yakalamak istiyorduk. Şu anda %24.7'lerdeyiz. 0.3'lük bir açığımız kaldı. 2019'da bunu kapatmak istiyorduk. Aslında kapatmıştık da. Ancak yerel seçimler nedeniyle, muhtarlık şu bu seçimler nedeniyle adres değişikliği yapanlar oldu. Örneğin buradan Ayaş'a taşımış vatandaşımız adresini. Üyemiz Ayaş'a taşınca Ayaş'ın geçti gibi gözüküyor. O yüzden 24.7'lerde kaldık. Ama bu ilk 2-3 ay içinde de o %25'i tutturmak hedefimiz inşallah. Bizim sayıyla işimiz yok aslında. Az önce söylediğim gibi sürekli sahada olmakla, sürekli vatandaşla iletişim halinde olmakla işimiz var. Bunu da üye vasıtasıyla, üye çalışması vasıtasıyla yapıyoruz. Peki başkanım, 2020'deki hedeflerimiz, başlıca hedeflerimiz diyelim daha doğrusu. 2020'deki başlıca hedefimiz sağlık, sıhhat versin Allah. İnşallah. Şimdi 2020'deki hedefimiz, kongre sürecindeyiz AK Parti'miz. Şu an kongre sürecinde, Ekim ayından itibaren başlayan. Bizim partimizde de bir şey yoktur. Yani ben adayım, çıkacağım, olacağım diye bir şey yoktur. Kongre süreci öncesinde talipçiler, adaylar parti içerisinde niyetlerini söylerler, belli ederler. Genel merkezimiz hangi adayı uygun gördüyse o aday kongreye girer ve o aday devam eder. Henüz bize tebliğ edilmiş bir şey yok. Yani sen devam edeceksin diye tebliğ edilmiş bir şey yok. O yüzden bana tebliğ edilmemiş bir şeyde haddimi aşıp da 2020'de şunları yapacağım demek uygun olmaz. Teşkilat olarak şunu hedefliyorum demem uygun olmaz.
Önce siyasi büyüklerimiz, genel merkezimiz derlerse ki Soner Arslan Argun, Sincan ilçe başkanı olarak sen devam edeceksin. Ondan sonra tabii ki var. O devam edeceksin denildiğinde neler yapacağımızı da planladık, programladık. O zaman açıklarız inşallah. Ama şu anda uygun olmaz. Belki talip olacak, belki ilçe başkanı olacak diğer arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de haksızlık etmiş oluruz. Sanki burada devam ediyormuş gibi. Hele hele genel merkezimize ayıp olur. Haddimizi aşmış oluruz. Onların iradesini yok saymış gibi oluruz. Peki başkanım, son olarak vatandaşımıza yeni yılda neler söylemek istersiniz? Evet. Tabii Sincanlı vatandaşlarımıza seslenebiliriz buradan. Sincanlı vatandaşlarımıza öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl dilerim, temenni ederim. Daha sonra şunu bilmelerini isteriz ki AK Parti Sincan olarak, Sincan Belediye'miz olarak Sincan'ı daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz, gayreti gösteriyoruz. Bir takım ekonomik sıkıntıların olduğu doğru. Son birkaç yılda AK Parti iktidarının başından bu yana alışılagelmiş o ekonomik refah düzeyinin durağanlaştığı doğru son birkaç yılda. Ancak bunun da nedenleri ortada. Dünya tarihinde belki ilk kez bir Amerikan başkanı çıkıp bir ülkenin ekonomisini hedef aldı. Direkt ve açıkça hedef aldı. Bunun dışında pek çok işte PKK ile uğraşıyoruz, FETÖ ile uğraşıyoruz, Suriye'deki, Irak'taki durumla uğraşıyoruz, işte Güney Akdeniz'in güneyindeki durumlarla uğraşıyoruz. Çok zor bir coğrafyadayız ve direkt hedef alınan bir ekonomimiz var. Buna rağmen hamdolsun yıkılmayan bir ekonomiye sahip. Yani zorluklar çekmedik mi? Çektik. Hepimiz çektik. Çekiyoruz da. Ama artık yavaş yavaş bu zorlukların üstesinden gelme aşamasındayız. Belki bir iki üç yıl sıkıntıyı çektik hep beraber. Daha önceki 14 yıllık güzel refah döneminden sonra bir iki üç yıl sıkıntıyı çektik. Ama bundan sonrasında inşallah daha güzel gelişmelere gebe olacaktır. Sincan'ı daha yaşanılabilir bir hale getirmek. Ki bu ekonomik sıkıntıların işte en hızlı yansıdığı yer Sincan oluyor. Sincan nüfusumuzun, vatandaşlarımızın daha ziyade orta alt ve alt gelir grubunda asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız olduğunda biz bunu daha çok hissediyoruz. Bu açığı kapatmak için de belediyemizle, kaymakamlığımız, merkezi hükümetimiz, vatandaş, hayırsever vatandaşlarımız bir arada çalışıyoruz, çabalıyoruz. İnşallah Sincan daha yaşanabilir. Aç açıkta kimsenin kalmadığı, yoksulun kalmadığı bir şehir haline getirmek temennimiz, amacımız. Ha, teşkilat olarak, siyasi olarak da benim görevim Sincan'da AK Parti'nin bayrağını bir adım daha öteye götürmek, biraz daha yukarıya taşıyabilmek. Bunu becerebilirsem, yapabilirsem görevimi yerine getirmiş sayacağım kendimi. Az önce söylediğim gibi yani %67 ile kazandık. Niye %70 değil? Bir dahaki seçimde %67'nin üzerine çıkartırsak başarılı olmuş sayacağız kendimizi. Eğer devam edersek tabii şart bu. Ama o devam kısmında şeyde özellikle kongre dönemlerinde beklentisi olanlar, duymak isteyenler vardır bu hususu. Genel merkezimiz tebliğ etmeden birisine, bir şahsa sensin diye açıklama yapmak hadsizlik olur. Saygısızlık da olur. Ben görev sürem boyunca yapacaklarımdan mükellefim. Sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum. Layıkıyla yerine getirmek için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Devam edersek inşallah efendim 2020 hedeflerinde ve Hayırlı canım. ileriye dönük hedeflerde yine birlikte konuşuruz, görüşürüz, açıklarız ne yapacağımızı, planımızı, programımızı İnşallah başkanım. Başkanım, biz de zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, zamanınızı Estağfurullah. aldık. Estağfurullah. İnşallah bu sohbetlerin, röportajların devamını getirmek istiyoruz. Tabii Sizin de tabii ki başımız üstüne. isterseniz. Müsait olduğumuz zamanlarda planlayalım. Randevu değil şey yapmayın. Ama müsait olabilmemiz lazım tabii. Zaman ayırabilmemiz lazım. Sizlerin de bizim de. İnşallah dönem dönem gelişmeleri birlikte ele alır. Sinyalımıza da bilgilendirmiş. Kamuoyuna da biz söyleyeceklerimizi siz de aracılık etmiş olursunuz Evet. gazeteciler olarak inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ağzınıza Sağ sağlık. olun. Teşekkür ederim. Allah Allah razı razı olsun. olsun.